Web Tekno'dan hepinize selamlar arkadaşlar. Bugün elimde Dyson'ın en üst seviyedeki süpürgesi, bizim çok kullandığımız tabirle amiral gemisi Gen 5 Detect var. Dyson hakkındaki genel görüşü biliyorsunuz. Dikey süpürgelerin arasında abi aslında Dyson alacaksın tarzında övgü toplayan bir namı var. Bunun sebeplerinden biri motor gücü, ama burada bir yanlış anlaşılmanın önüne geçmek için Air Watt kavramını biraz açmamız lazım. Watt'la Air Watt kavramları karışabiliyor. Sonrasında abi 2200 wattlık süpürgeler var, Dyson Gen 5 Detect nasıl 280 wattla böyle süpürüyor gibisinden kafa karışıklıkları oluşabiliyor. Watt'la Air Watt aynı şey değil dostlar. Çoğu süpürgede güç Watt'la yazılır. 800 Watt, 1200 Watt gibisinden, ama Dyson bunu Air Watt'la yazmayı tercih ediyor. Bunun esprisi ise Watt'ın süpürgenin ne kadar güç tükettiği, Air Watt'ın ise süpürgenin ürettiği ve kullandığı güç miktarını ifade etmesi. Yani Watt diyor ki, atıyorum ben 2200 Watt değerinde güç tüketiyorum. Emiş gücü için PA'ya bakmanız lazım gibi. Air Watt ise diyor ki, ben çektiğim elektriğin sonucunda 280 Air Watt güç üretiyorum. Bununla da sana 14 siklon değerinde bir fırtına sunuyorum. Bunlar bu arada Gen 5 Detect'in verileri. Buradaki fırtına ifadesini çekiş gücü olarak düşünebilirsiniz. Motorun yarattığı hava akımı kiri içine çekiyor sonuçta. Burada tabii şu gördüğünüz HEPA filtreden de bahsetmem lazım. Öncelikle filtre yıkanabiliyor. Bu konuda içiniz rahat olsun. Filtre masrafı çıkmayacak. HEPA filtre denince akla ilk gelen şey, ya sürekli HEPA filtre mi alacağız, buna para mı harcayacağız endişesi oluyor çünkü. O bilgiyi vermiş olayım. Dyson bu HEPA filtreyle ultra ince partiküllerin %99.9'unu yakaladığını vaat ediyor. İnce partikülden kasıt gözümüzle gördüğümüz tozlar değil de gözümüzle görmediğimiz ama koltuklarımızda, halılarımızda, yataklarımızda yaşayan canlılar. Anlatırken bile bu huylandım ya. Dip köşe bir temizliğe giresi geliyor insanın hakikaten. Dyson Gen 5 Detect bu noktada bizim gördüğümüz toza ek olarak iki katta görünmeyen tozu açığa çıkardığını söylüyor. Bunu da tabii başlıkları sayesinde yapıyor. Başlıklara birazdan geçeceğim ama önce size şu toz haznesinden biraz bahsedeyim. 770 mililitrelik bir haznesi var Gen 5 Detect'in ve şu şekilde gayet rahat açıp kapatabiliyoruz. Boşaltacağımız zaman alttaki kırmızı kolayı ittirdiğimiz direkt açılıyor zaten. Kapatırken de yine kendimize çekmemiz yeterli oluyor. Şöyle bir baştan aşağı bakalım. Dyson Gen 5 Detect'in görünümü bu şekilde dostlar. Bence gayet şık ve fütüristik bir görünümü var. Ürünün rengi Prusya mavisi ve bakır diye geçiyor. Bu zaten uzaktan ben Dyson'ım diyen renkler ve bence gayet premium duruyor. İsterseniz bu modelin mor ve gri versiyonu da var. Evinizin dekorasyonuna göre o renk tonlarını da tercih edebilirsiniz. Cihaz 3,5 kilogram ağırlığında dostlar. Kullanırken yerle temas ettiği için bu ağırlığı hissettirmiyor, ama çok başlık değiştiriyorsanız ya da koltuk, yatak, araç içi gibi yerlerde çok kullanacaksanız bir yerden sonra ağırlığı hissedebilirsiniz. Kişiden kişiye göre çok değişen bir durum, ama bu benim görüşüm, yani öyle diyeyim. Siz de bu konuda fikirlerinizi belirtirseniz sevinirim. Yavaştan şu başlıklara bir geçelim. Kullanıcıların bu abi Dyson ya demesinin bir diğer sebebi de tabii ki bu başlıklar. Bu markanın çok odaklandığı bir konu ve özellikle evcil hayvan sahipleri tüyleri iyi çektiği için bu konuda markayı çok beğeniyorlar. Cihazın kutusundan toplamda 5 tane başlık çıkıyor. Birincisi şu gördüğünüz ışık yüzmesi özelliği olan Fluffy Optik temizleme başlığı. Bu özellikle sert yüzeylerde işe yarayan bir başlık. Laminant parke olur, taş ya da kalebodur tarzı yüzeyler olur. Bu başlık buralarda önündeki lazer sayesinde tozları çok iyi açığa çıkarıyor ve daha detaylı bir temizlik yapmamızı sağlıyor. Şu gördüğünüz içindeki sarı malzeme de kirlendiğinde içinden çıkarıp yıkayabileceğimiz bir malzeme. İkinci başlıksa şu an takılı olan Digital Motor Bar. Bu daha çok halı ve koltuklarda kullanılabilecek bir başlık. Esprisi ise içindeki kanallar yoluyla saç ve tüyleri silindir fırçaya toplayarak temizlemesi. Eğer temizleyeceğimiz yüzey daha küçükse, örneğin araç içi olabilir ya da çalışma koltuğu olabilir. Onun için de şu gördüğünüz üçüncü başlık Anti-Tangle Mini Motorhead'i kullanabiliriz. Dördüncü başlığımız entegre toz alma ve aralık temizleme başlığı. Şurada gördüğünüz uzun arkadaş. Bunun olayı çok tatlı, çünkü normalde gördüğünüz gibi bir süpürge borusuyken şu düğmeye basarak uzun boruyu çıkarıp kısa başlıkla temizliğe devam edebiliyoruz. Bu başlıklar çoğu süpürgede ayrı ayrı geliyor ve değiştirmek istediğinizde ister istemez vakit kaybı oluyor. Ya da süpürürken üşeniyorsunuz değiştirmeye falan. Ama Gen 5 Detect'te böyle bir sorun olmuyor. Direkt çıkarıp temizliğe devam edebiliyorsunuz. Bu arada bu başlıkla ilgili şunu da söylemem lazım. Bunun içinde fırça yok. Yani böyle dar uçlu ama fırçalı bir şey lazım oldu. Onun için de 5. ve son başlığımız kombinasyon başlığı var. Bununla da dar alanlarda fırça gerektiren kir ve tozları rahat bir şekilde aldırabiliyoruz. Başlıklarımız bu kadardı. Şimdi de isterseniz kutudan başka neler çıkıyor onlara bir bakalım. Önce size kutudan çıkan şu mobilya altı adaptöründen bahsetmem lazım. Ya çoğu süpürgede mobilyaların altını temizlemek için iki büklüm oluyoruz resmen. Rahat temizlenmiyor. Ama Gen 5 Detect'te böyle bir sorun yok. Adaptörle birlikte yorulmadan mobilya altlarına erişebiliyoruz. Onun dışında kutudan bildiğiniz gibi batarya, duvar askı ünitesi ve şarj cihazı çıkıyor. Bizim ofis 3 katlı ve farklı katlarda kullandığımız için duvara sabit
sabitlemeyi tercih etmedik. Onun yerine bataryayı cihazdan şu şekilde çıkarıp direkt telefon şarja takar gibi prize şarja takıyoruz. Yaklaşık 4,5 saatte şarj oluyor ve %100'deyken bize Eco Mod'da 70 dakikaya varan bir kullanım ömrü sunuyor. Ama derseniz ki Eco neymiş, yok mu şöyle bir turbo modu yapsın şovunu, işte o zaman Boost modunu alıyoruz ve kullanım ömrü 7 dakikaya düşüyor. Medium'da, yani orta güçte ise yaklaşık 40 dakikalık bir kullanım sunuyor. Medium iyidir diyelim. Cihazı açma kapama tuşu üstte, mod değiştirme tuşu ise altta. Tuşa bastığınızda ekranda modlar değişiyor. Olayı bu kadar yani. Ama dolu dolu bir kullanım paneli diyemeyiz buna. Batarya yüzdesi yerine kullanım süresini göstermesi bence çok tatlı olmuş. Çünkü batarya bir süre sonra biliyorsunuz yani o ilk günkü performansını vermemeye başlıyor ve yüzde bilmem kaç batarya olmasının gözümüzde bir anlamı kalmıyor. O yüzden şu kadar dakika kullanılabilir demesi daha mantıklı bence. Yarın öbür gün 40 dakika gösterirken bir anda 5 dakikaya düşer ve yarı yolda bırakırsa üzülürüm. Bugün stüdyomuzda Dyson'ın amiral gemisi Gen 5 Detect'i misafir ettik. Şu an kendisini Dyson'ın resmi sitesinde 26.999 TL'ye bulabiliyoruz. Fiyatı biraz yüksek, evet, ama bu model markanın bir anlamda vitrin ürünü. Daha uygun fiyatlı modelleri de var tabii. Dyson dikey süpürgelerle ilgili yaşadığınız deneyimleri yorumlarda bahsederseniz çok sevinirim dostlar. Başka bir web tekno videosunda buluşmak üzere, hoşçakalın.